Ve sayın seyirciler, şimdi içeriye, Türkiye gündemine dönelim. Son bir haftadır aslında herkes birbirine aynı soruyu soruyor diyebiliriz başkentte. Soru ne? Soru CHP'de neler oluyor sorusu. Özellikle Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç'ın istifasıyla başlayan ve Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın disipline sevkiyle gündeme gelen bir yenilikçi, gelenekçi tartışması ve bununla beraber aslında alt zemine baktığımızda Türkiye'nin gündemindeki çözüm süreciyle ilgili CHP'nin içinde eğer iki kanat varsa, yenilikçi kanat ve gelenekçi kanat, bu süreci nasıl değerlendiriyor? Tüm bunları çok değerli bir isimle, birebir tabii ki sıcak başlıkları almak üzere Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sezgin Tanrıkulu ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ankara'nın havası daha çok sıcak değil belli ama gündem bir hayli sıcak Sayın Tanrıkulu. Evet. Gerçekten bu hafta biz İstanbul'dan takip ettiğimiz kadarıyla kulislerde, başkentte yine CHP'de neler oluyor sorusu gündemde. İlk başta şöyle başlayalım istiyorum. En sıcak başlık Sayın Onanç'ın istifası. Bir takım iddialar var. Çözüm sürecine yönelik kullanılmış, sarf edilmiş sözlerin fitillediği bir istifa süreci midir bu? Buna başlayalım. Yani şimdi Gülseren Hanım'ın söylediği sözler, yani ben de söylüyorum, sonuna kadar da arkasındayım bu sözlerin. Barış isteğinin, çözüm isteğinin arkasındayız. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partililer böyle düşünüyorlar. Bizim tabanımızın tümüne yakın neredeyse barış ve çözüm yanlısıdır. Barış kavramı solun ve sosyal demokratların dünyaya kazandırdığı kavramlardır. Türkiye'de de biz kullanmışız. Şimdi yani gerçekten bundan 8-9 ay önce bir bakalım. Türkiye'de bu kadar çok çatışmanın olduğu bir dönemde, kim gitti barış için, çözüm için başbakan yanına? Bizler gittik. Dolayısıyla bizim barıştan kaçtığımız, barışa karşı olduğumuz, çözüm istemediğimiz algısı tamamen AKP'nin yarattığı yanlış bir algı. Yani AKP'nin yanında olmakla, bakın AKP'nin yanında olmakla, onun politikalarına destek vermekle çözümden ve barıştan yana olmak ayrı ayrı şeylerdir. Biz çözümden de yanayız. Türkiye'de Kürt meselesinin güvenlik politikaları dışında, onun dışında demokrasiyle, özgürlükle, adaletle çözümden yanayız. Evet. Bundan yanayız biz. Bunları söylemeye çalışıyoruz. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi gündemi var. 9 ay önce idam diyordu Sayın Başbakan, elinde iple dolaşıyordu. Bütün BDP'li milletvekillerin dokunulmazlığını kaldırmakla tehdit ediyordu. Hatırlayalım, Kürtleri aşağılıyordu. Bütün Kürtleri aşağılıyordu. Zerdüştsünüz, inancınız yok diyordu. Ve bizi BDP'li işbirliği yapmakla suçluyordu. Açık açık meydanlarda. Evet. Şimdi ne oldu 8-9 ay sonra? Cumhuriyet Halk Partisi de durduğu yönde, bak durduğu yerde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi barıştan yana, çözümden yana bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz yanlış yöntemlerin, yanlış başlatılan yöntemlerin yanında değiliz. Biz 9 ay önce Türkiye'nin gündemine mecliste çözümü kazandırmasaydık, biz 9 ay önce Türkiye'nin gündemine akıl adamları kazandırmasaydık, başbakanın aklından geçiyor muydu? Şunu sormak istiyorum hemen. Şimdi Sayın Onanç ne demişti? Hatırlayamayan izleyicilerimiz için hemen hatırlatalım kısaca. Muş'ta yaptığı o konuşmada dedi ki, CHP tabanının %65'i bu sürecin CHP tarafından desteklenmesini istiyor. Şunu sormak istiyorum. Siz diyorsunuz ki biz çözümün her şekilde yanındayız ama ortaya koyulan formüller farklı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koymuş olduğu süreçle ilgili politika, bu açıklamayı destekler nitelikte bir politika. Şimdi bizim tabanımızın %65'i değil, %100'ü barıştan yanadır, %100'ü çözümden yanadır. %100'ü. Peki süreçten yana olanlar? Şöyle bir şey, bakın ya, süreçle ilgili olarak, bakın bu süreçle ilgili olarak, yani kuşkusuz söyleyeceğiz eleştirilerimizi. Niye eleştirilerimizi söyleyeceğiz? Doğru olması için söyleyeceğiz. Şimdi Oslo'da başlatılan süreç, o zaman ne söyledi Genel Başkanımız? Tabii ki görüşebilirler dedi. Terörün, çatışmanın, ölümün olması için görüşebilirler dedi. Bunu söylemedik mi biz? Biz söyledik. Ama sonra ne oldu? Oslo'nun bütün tırnaklarına baktık. Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten çözüm odaklı bir siyaset mi izlemiş? Yoksa 12 Haziran seçimlerine ve başarı odaklı bir strateji mi izlemiş? Yanlışı ortaya çıktı. O günden sonra da, bakın o günden sonra da Türkiye ağır bedeller ödedi. 12 Haziran'dan sonra, o sürecin bozulmasından sonra yaklaşık 2000'e yakın yurttaşımız 12 Haziran seçimlerinden sonra bugüne kadar yaşamını yitirdi, 3 ay öncesine kadar. Yaşamını yitirdi. Yanlış yönetilen bir süreç nedeniyle. Biz o nedenle
bu sürecin yanlış yönetilmemesi için çaba sarf ediyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi sürece de döneceğiz birazdan. Detaylı bir şekilde soracağım ama biraz partiniz içindeki dengelerden bahsetmek istiyorum. Bu açıklamadan rahatsız olan bir kesim var mı CHP içinde? Zira gerçekten bu açıklama mı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu istifanın yolunu açmasına sebep oldu? Bunu açık bir şekilde söyleyebilir misiniz? Açık ben de söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde barıştan, çözümden, Kürt meselesinin demokrasiyle çözümünden yana olmayan hiç kimse yoktur. Demokrasiyle çözümünden, adaletle çözümünden yana hiç kimse yoktur. Olanlar da Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bu kadar basit. Türkiye'de ve dünyada sol ve sosyal demokratlar bu sorunları çözmüşler. Biz çözümden kaçmayız. Ama gerçekten kalıcı, gerçekten gerçekçi, gerçekten Türkiye'nin önünü açan, gerçekten yurttaşlarımızı eşitlik, özgürlük bağlamında bu cumhuriyete daha fazla ait hissettirecek çözümlerden yanayız. Ayrıştıran değil, kutuplaştıran değil. Böyle bir süreçten yanayız. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten bakın bizim aklımıza, bunu bakın samimiyetle söylüyorum. Bizim aklımıza akşam uyuduk sabah gelmedi akıl insanlar önerisi. Bizim aklımıza akşam uyuduk sabah aklımıza gelmedi işte mecliste mutabakat komisyonu olsun önerisi. Bunları uzun uzun inceledik. Neye kadar tartıştık, konuştuk. O şekilde götürdük Sayın Başbakan'a ve Meclis Başkanı'na sunduk. Şimdi 9 ay sonra bakın 3 hafta önce Türkiye mecliste çözümü tartışıyor muydu? Başbakan demiyor muydu karşıyım? Gerek yok diyordu. Şimdi gerçekten birazdan tüm onlara döneceğim. Merak ettiğim başlıklar arasında ama şunu netleştirmek üzere soruyorum. O zaman Sayın Onancı'nın istifasını neden istedi Sayın Kılıçdaroğlu? Bakın, şimdi genel başkanımızın takdiridir. Ben genel başkanımız olarak genel başkanımızın takdirine karışamam. Bizler parti meclis üyeleriyiz. Bizleri kurultay seçer. Hiçbir varsayımımız bakın, yok mu bu konuda? Ama parti meclis içerisinde de genel başkan yardımcılarını genel başkan seçer. Evet. Atamasını yapar. O çalışmak istedikleriyle. Şimdi genel başkanın böyle bir takdiri oldu. Genel başkan yani nasıl atamışsa o şekilde de yani çalışmak istemediğini. Sizce Sayın Kılıçdaroğlu bu sözlerden rahatsız oldu? Hayır bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl barıştan ve çözümden yan olmadığını söyleyeceğiz. Ya kendisi hiç kimse ortada yokken benim genel başkanıma mal olursa bile ben çözümden yanayım. Elinden gelen her şeyi yapacağım demişti. Nasıl olmaz çözümden yani, ve barıştan? Birileri o zaman CHP içinde çözüm sürecini kullanarak bu depremi mi yaratmak istiyor? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuda deprem de olmaz. Yani deprem değil hiçbir bir sarsıntı bile olmaz. Çözüm konusunda ve barış konusunda. İddialıyız. Gerçekten iddialıyız. Barışı yani şimdi mecliste komisyon kurduk Cumhuriyet Halk Partisi neresinde diyorlar. Ya yani müsaade etsinler. Şuna müsaade etsinler. Bu mesele 30 yıldır devam ediyor. Yani bugünden yarına çözülecek bir süreç de değil. Müsaade etsinler. Yani biz de yani herhalde aklımız var, kafamız var. Yani çalışıyoruz. Doğru bir noktaya taşımaya çalışıyoruz. Hiçbir şey kaçmış değil. Türkiye'de bu barışın inşası bugün başlamışsa en az 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık bir süreçtir. Ama doğru başlamayıp doğru yönetilmesi lazım. Çabamız bundan yanadır. Bizim amacımız da demokrasiyle, özgürlükle, mecliste çözümden yanadır. Evet. O nedenle bu kadar çok çalışıyoruz. Gerçekten bizden daha fazla yasama çalışması yapan kimse yok. Yasama çalışması, yasa teklifi veren, araştırma önergesi veren kimse yok. Ben de buradan söylüyorum. Genel Başkanımız 3 hafta önce mecliste bütün bu sürecin güvence altına alınması için, Türkiye'de yurttaşlarımızın barışa olan, demokrasiye olan inancının güçlendirilmesi için çok önemli önerilerde bulundu. 16 maddede sıraladı. Daha fazladır. Bugünlerde onları bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunacağız. Bir kez daha sunacağız. Şimdi gelsinler bakın gelsinler. Evet. Biz bu süreci ve demokrasiyi güvence altına alacak yasaları çıkartalım. Seçim barajını düşürelim. Evet. Siyasi partiler yasasını değiştirelim. İfade özgürlüğü bakın daha geçen hafta Sayın Fazıl Say 216. maddeden ceza aldı. Bunun gibi mayınlı birçok alan var. İfade özgürlüğü olmadığı bir yerde siz çözümü nasıl sağlayacaksınız? Ben bu kadar çok bakın evet. Şunu anlıyorum Sayın Tanrıkulu bu bölümü bitirmek adına. Yani bugün CHP içinde herhangi bir milletvekili ya da herhangi bir genel başkan yardımcısı, taban ya da genel olarak sistem CHP kanadı çözüm sürecinden yanadır ve bunu destekliyordur açıklaması genel başkan katında bir rahatsızlık yaratmaz diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi çözümden yanadır. Kürt meselesinin demokrasiyle, güvenlik politikalarının dışında çünkü güvenlik politikaları Türkiye'de bu sorunu çözmemiştir. Bu sorunun bu noktaya gelmesine neden olmuştur 30 yılda. Eğer başarılı olsaydı bugün bu sorunu konuşmazdık.
Cumhuriyet Halk Partisi güvenlik eksenli politikalarla bu sorunun çözülemeyeceği görüşündedir. O nedenle evet. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyle, özgürlükle bu çatışmanın sonlanmasını, bu ölümlerin bitmesini istemektedir. Onun yerinin de meclis olduğunu ifade ediyor. Onun yerinin de gerçekten yurttaşlarımızın temel haklarını güvence altına almaktan geçiyor. Peki bunları sayın... bakın biz bir tanıma siyaseti evet. üzerinden evet. bir acıyı tanıma, bir travmayı tanıma, evet. onu telafi etmek üzerine bir siyaseti mecliste gerçekleştiremezsek inançla bağlatamazsınız. Yani sorun sadece işte silahlarını aldılar, gittiler, geldiler falan sorunu değil. Sorun bir demokrasi sorunudur. Sorun bu süreci güvence altına alma sorunudur. Gittiler, bir daha gelmeyecekleri, silahlı gelmeyecekleri. Bu güvence altına alana kadar evet, diyorsunuz evet. bizim. Bir peki. daha bakın, bir daha silahlı gelmeyecekleri evet. bir siyasal ortamı oluşturalım. Çaba buna yönelik olmalı. O yüzden söyledik. Şimdi bir engel mi var? Şunu size... Siz engel mi var sorusunu sormuşken benim de aklıma şöyle bir engel mi var diye size sormak geliyor hemen. CHP içinde konuşma hiyerarşisi açısından baktığımızda bir konuşma yasağı var mı süreçle ilgili ya da belli isimlerin konuşma yönünde yetkisi var mı? Ya, tabii ki bakın her siyasal partide, her siyasal parti o siyasal partinin disiplini içerisinde belli kurallar vardır. Belli dönemde sadece genel başkanımız konuşur. Belli dönemde sadece parti sözcülerimiz konuşur. Bu dönemde böyle bir şey var mı? Belli bir dönemde işte genel başkanın görevlendiği şahsiyetler konuşur. Veya milletvekilleri kendi ilgi alanlarla ilgili konuşur. Ama parti politikasının oluşturma noktasında bir çalışma varsa milletvekilleri veya diğer parti yöneticileri de konuşmazlar, beklerler. Bu bütün siyasal partilerde var. Bu dönemde var bakın, mı bu? Siz bir tane Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilini bu süreçte... Evet. Veya bütün bakanları söylüyorum. Üç bakan dışında bir tek laf ettiğini duydunuz mu? Bizden birisi konuşmasa kıyamet kopuyor. Yasak var, yasak var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 330 tane milletvekili var. Ama işte, hangisini görüyorsunuz? Konuşunca da ve ardından bu süreç gelince de istifa süreci acaba bir yasak hayır, vardı da o delindi hayır, ve bunun karşılığında genel başkanımızın mı oldu? Bakın takdiridir. Ben son derece üzgünüm. Son derece üzgünüm. Yani yakın arkadaşımdı. MHK'da birlikte evet. çalıştık. Çok fazla katkısı oldu. Bütün çalışmalarımıza halen katkısını sürdürecek. Beraber çalışacağız. Evet. Parti meclisinden çalışacağız. Partide çalışacağız. Birlikte çalışacağız. Genel başkanımızın takdiridir. O tamam. takdiri sorgulamak bana düşmez. Peki. Şöyle yapacağım. Şimdi sürece geçeceğiz detaylı bir şekilde. Ama onun öncesinde yine sıcak bir başlık olduğu için yorumunuzu almak istiyorum. Zira Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın disiplin kuruluna sevki. Burada da size yönelik CIA ajanı dediği yönündeki iddialar nedeniyle ve parti üyeleri, yöneticileri hakkında gerçek olmayan sözleri söylemek nedeniyle böyle bir disiplin sevki olduğu belirtiliyor. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı ya, açıkçası bu merak ediyorum. Bu konu yorum yapılacak bir konu değil. Yani saçmalık. Yani bir şey değil. Ben bu saçmalıklara hiçbir yere cevap vermedim. Partinin hukuku var. Partinin kuralları var. O kurallara göre ben hiç kimseden hayatım boyunca şikayetçi de olmadım. Hiçbir zaman bir yerde bir şikayet dilekçesi avukat olarak da yazmamışım. 10 yıl baro başkanlığı yaptım. Bir hakim savcı bile şikayet etmedim. Şikayet etmem, mücadele ederim. Partinin hukuku var. Kurulları var. Yani partinin hukuku ve kuralları herkesin güvencesidir. Öyle yapılır. Ama partide beraber çalışmak bir yoldaşlık ilişkisidir aynı zamanda. Bir yol arkadaşlığı ilişkisidir. Herkesin ben dahil olmak üzere buna saygı göstermesi lazım. Yani bu yoldaşlığa ve yol arkadaşlığına saygılı birebir olması lazım. Birebir bu noktadaki kırgınlığınızı ya da hani neden böyle oldu diye dile getirdiniz mi? Ben bakın ben ne MYK'da bütün arkadaşlarım tanıktır ne de genel başkan nezdinde bir kelime bu işleri konuşmamışım. Konuşmam. Dediğim gibi yani ben hayatım boyunca yani avukatım bir şikayet dilekçesi bile yazmamışım. Parasıyla bile yazmamışım. Yani partinin yazmam. Kendi takdiri partinin, bu süreç. Evet partinin kendi takdiridir. Arkadaşlarımızın takdiridir. Partinin hukuku vardır. Evet. O hukuk işler, işlemez, nasıl işler onu kamuoyu görüyor zaten. Evet. Ben de inanın basından izliyorum gerçekten. Evet. Yani ne olduğunu ne olmadığını bilmiyorum basından izliyorum yani. Peki göreceğiz tabii ki o süreçte nasıl ilerliyor. Gelelim buradan şimdi son bölümde çözüm sürecine. Herkes farklı tabii ki yorumlarken siz aslında başlangıçta girizgahı çok iyi yaptınız. Biz dediniz ki bizim şu anda yani bir 5 maddelik ya da 10 maddelik sıralamamız olursa CHP ilk başta bunlar çıkacak ama bundan sonra girmeyeceklerinin garantisi ne sorusunun cevabını mı arıyor şu anda? Hayır bakın girmeyecekleri değil. Tabii ki bakın şu anda o toplumsal ve siyasal meşru ortadan kaldırıcı adımları atmamız lazım. Şimdi yani... Nedir yol planınız? Şöyle bir şey bakın biz 16 maddede gerçekten 16 maddede Türkiye'de siyaseti, demokrasi ve barışı güvence altına alabilecek bir öneriler dizisinde bulunduk. Onlar daha fazla. Genel Başkanımız... yani salı toplantısında o toplantı dinamiği içerisinde 16 tanesini açıkladı. Daha fazlasını biz
gerçek demokrasi, gerçek insan hakları ve gerçek adalet için CHP'nin çözüm önerdiği de yayınladık. Bunlar bakın yani yazılmış seçim bildirgesi değil. Hepsi meclis başkanlığına sunulmuş yasa tasarıları. 90'dan fazla. Gerçekten okusanız onları ya da bir baksanız. Ya bu kadar eksiğimiz varken biz nasıl ediyorum. Bakın. Vatanda, sokaktaki vatandaş da sokaktaki bunu merak ediyor. Yani, CHP'yi bakın. Destekleyen de desteklemeyen de ne yapılmalı bakın, üvedilikte size söylüyoruz. Göre? Bir, 16 tanesini hemen evet. onu sayayım size. Bir, siyasi parti yasasını değiştirelim. Siyasi partilerin kapatılması yönündeki engelleri kaldıralım. Şiddet, terör, ondan sonra silah teşvik etmeyen bütün görüşleri serbest hale getirelim. Bütün görüşler, yani terörü ve şiddeti teşvik etmeyen, önermeyen bütün görüşler ifade özgürlüğü kapsamında serbest olsun. Siyasi partiler yasasını değiştirelim. Siyasi partilerin işleyişini demokratik hale getirelim. Seçim barajını kaldıralım, %3'e düşürelim, %5'te kalsın ama düşürelim. Yani bütün siyasal fikirlerin örgütlenmesindeki engelleri kaldıralım ve kendilerini mecliste ifade etsinler. Bütün bunları alt alta yapalım. Tutuklu milletvekilleri var, 8 tane. Şimdi bir taraftan insanlara çıkın gelin diyeceksiniz. Diğer taraftan da siyaset yapanları hapse atacaksınız. Hem de milletvekillerini. Ve 2 yıldır çıkmalar için bir çaba içerisinde olmayacaksınız. Nerede samimiyet? Bunların çıkması için yargının elindeki takdir hakkını kısıtlayarak bunları zorla rehin tutulan bu milletvekillerini dışarı çıkartalım. 5'i Şede'dir. Diyarbakır'da. 3'ü Sivri'dedir. Bunları çıkartalım. Hatip Dicle'nin problemi var. Bunu çözelim. Gerçekten milletvekili gasp edilmiştir. Bütün bunları yapalım. İnsanların süreci olan güvenini artıralım. Ondan sonra yargılamaları yenileyelim. Yani Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin, özel etkili mahkemelerin verdiği çok ağır kararlar var. Hukuka aykırı kararlar var. Onları yenileyelim. Genel Başkanımız söyledi. Gelin yok sayalım. Dinlemeleri kaldıralım. Tutuklama sürelerini aşağıya çekelim. Cezaevin koşullarını iyileştirelim. 4 tane çok önemli bakın. Geçmişle evet. hesaplaşma ve yüzleşme bakımından 4 önemli şey var. Onu da şimdi söylüyorum. Genel Başkanımıza ifade etti. Gelin. Yani bu sorunun ortaya çıkmasına, silahlı şiddetin ortaya çıkmasının nedenlerinden birisi olan, bir sembol olan ve büyük bir travma olan, bütün Türkiye halkının vicdanında travma olan Diyarbakır cezaevini tam da bu süreçte İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi olması için mecliste bir kanun çıkartalım. Bu acıyı tanıyalım. Buna bir engel mi var? Yürürlük maddesini deriz ki bir sene sonra yürürlüğe girecek. Veya gelin Nevruz'u bayram yapalım. Yani bütün Orta Doğu halklarının kutladığı, Türklerin, Kürtlerin, Farsların, Arapların, herkesin kutladığı bunu bayram yapalım, bir jest olsun. Bunlar, bunlar yasal zemini ya da toplumsal evet. Iradeyi şimdi, rahatlatmak adına önemli adımlar. Şöyle bir şey, bakın ne olacak? Peki, o zaman insanların bu sürece, yani başbakana değil, çünkü ben yani şimdi herkes başbakana güvenmek zorunda değil, toplumun %50'si tamam oyunu alıyor ama güvenmek zorunda değil. İnsanlar meclise güvenirler, bir tanıma siyaseti üzerinden. Eğer orada yapılırsa ona güvenirler. Ama başbakan yarın fikir değiştirmeyeceğini nereden bilelim? 3 hafta önce mecliste çözüm olmaz diyordu. 7 Haziran'da, 6 Haziran'da gittik. 7 Haziran'da bu akıl insanlar kimdir diye dalga geçiyordu. Ama sonra bunları yaptı. Yarın tersini yapmayacağı ne malum? Peki. Geçen yıl bakın hatırlayalım. Geçen yıl Nevruz yasak değil miydi? İstanbul'u hatırlayalım. Hacı Zengin adlı yurttaşımız Arnavutköy'de yaşamını yitirdi. İnsanlar Kazı Çeşme'de denize döküldü. İnsanlar. Hatırlayın denizden topluyordu milletvekilleri insanları. Polisin elinden. Hatırlayın bir. Diyarbakır'da kutlanabildi mi geçen sene? Onlarca kilo gaz atıldı insanların üzerine. Aynı vali yapılamaz diyordu. Bu sene aynı vali şeker de atıyordu. Şimdi burada tabii ki sürecin de getirdiği bir takım şeyler var. Şimdi bölgeyi de çok iyi bilen bir isim olarak Sayın Tanrıkulu şunu sormak istiyorum. Peki süreci geldiği nokta itibariyle bir muhalefet partisi genel başkan yardımcısı olarak değil, aynı zamanda tabii ki düşüncelerine önem verdiğimiz bir isim olarak nasıl görüyorsunuz? Bakın insanların ölmemesinden kim memnuniyet duymaz ya? Ben yıllarca bu ortam için çaba sarf ettim. Tıkanabileceği bir nokta var mı bakın, size göre? Bakın olabilir diyoruz. O yüzden doğru bir yöntemle işlemesi lazım. Şimdi mecliste komisyon kuruluyor. Evet. O komisyonun en doğru yöntemini biz önermiştik. Şimdi Allah'ınızı severseniz 10 kişiyle bir kişiyle bir komisyon mu olur ya? Bunun adı komisyon mu olur? Böyle bir komisyon olur mu? İşte Uludere komisyonunda ben de vardım. İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekiliyim. Uludere Türkiye'nin Kürt meselesinin en ağır travmalarından bir tanesi değil mi? Bir kırılma noktası değil mi? Diyarbakır'dan kalkan uçaklar 34 tane yurttaşımızı, çocukları katletmedi mi? Bir katliam değil mi? Bu katliamı tanıdık mı? Altı mı kalacak o? Bakın hayır bu katliamı tanıdık mı? Tanıyamadık. Başbakan özür diledi mi? Özür dilemedi. Meclis üzerine gitti mi? Gitmedi. Kimin çoğunluğuyla? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunluğuyla. Peki yarın aynı komisyon bu çoğunlukla
bu çoğunlukla. Tersini yapmayacağı ne malum? O nedenle diyoruz. Eğer bu bir toplumsal uzlaşma meselesi ise gelin çoğunluğunuzdan vazgeçin. Mecliste beraber bir süreci başlatalım. Ama başlayan süreç var. Biz yaptık, siz oldu, gelin bize tabi olun diye bir şey de yok. Kusura bakmasınlar. Yani, biz doğruları doğruları söylemeye, doğru talepleri söylemeye, doğru yasama çalışma yapmaya devam edeceğiz. Barıştan yana olacağız. Her koşulda çözümden yana olacağız. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış yöntemine, dayattığı yönteme de kusura bakmasınlar, teslim olmayacağız. Yani devam bir süreçte de kaçmış değil. Yurttaşlarımız ferah olsunlar. Barış süreçlerini biz beraber inşa edeceğiz. Önümüzde uzun bir süreç var. Önemli olan güven ortamı, bir barış ortamı yaratmaktır. Biz CHP olarak bu sürece katkı vermeye devam edeceğiz. Anlıyorum ama şu anki sürecin yol arkadaşı olamayacağız diyorsunuz. Hayır, yol arkadaşı değil. Biz ne engellecisiyiz ama biz doğru yöntemi söylemeye devam edeceğiz. Peki. Hiçbir koşulda barışın önünde engel Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bugüne kadar olmamıştır. Ya çözsünler kardeşim, yani şimdi parlamentoya çoğunlukları var. Biz engel olursak o zaman. Bu ortak temenni tabii ki. Sayın Tanrıkulu, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok zaman sağ olun. Bize gösterecek neler olacağını hep beraber tanıklık ediyor olacağız bu zaman diliminde. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun.